Dördüncü maddemiz problemli alanlar. Şimdi Bağcılar'da zamanında binalar yapılmış. Plansızken yapılmış. Ya da planlar çıkmış. Bazen o şu da olabiliyor. Adam ruhsatını almış, binasını yapmış ama sonradan plan değişmiş. Az da olsa öyle örnekler de var. Ve binaların olduğu yerde şu anda planlara baktığınızda yeşil alan görünüyor. Vatandaş binasını yapamıyor. Orası park olmak zorunda artık. Ama kamulaştırılmamış. Halen vatandaşın üzerinde mülkiyet. Ama binası da var ama yeşil alan, okul alanı, cami alanı gibi donatı parselleri dediğimiz parseller üzerinde binalar var. Ve bunların 11 bin civarında daireye tekabül ediyor. Yani 50-55 bin vatandaşımızın yaşadığı yerde şu anda plan noktasında donat alanında kalıyor. İşte buranın kamulaştırılması vesaire süreçleri ihtiyaca göre kamulaştırılması derken bu vatandaşlarımızın burada halen yaşama durumu söz konusu. Buralarla ilgili de bakanımız birazdan video olarak da vereceğiz. Bakanımız da sağ olsun biz kendisine geldiği zaman ifade ettik. Tamam başkanım dedi buraları biz çözümsüzlükten kurtaralım. Vatandaşlarımızı hemen İstoc'un arka tarafında büyük bir rezerv alan var, askeri alan. Görüyorsunuz ekranda da. Bu askeri alandaki yeni yapılacak olan rezerv dairelerden ayırıyoruz. 11 bin vatandaşımıza, aileye eski evlerini bir bedel biçilecek arsalarına, işte binalarının enkaz bedellerine. Yeni dairelerden de belirli indirimler yapılarak vatandaşımızın değeriyle yeni dairelerin değeri de birbirine yaklaştırılarak çok avantajlı şekilde vatandaşlarımız orada artık yeni bir alanda sosyal donatı alanlarıyla, kent kimliğiyle, her türlü fonksiyonlarıyla yaşanılabilir bir alanda artık yeni evlerine kavuşmuş olacaklar. Biz Bağcılar'ın içerisinde de, bakın Demirkapı mahallemiz bu anlamda en yoğun donatı alanları üzerinde binaların olduğu mahalle. Şimdi gördüğünüz gibi işte buradaki bu donatı alanlarından bu binalar arındırılarak, onlar o bölgeye gönderilerek hem aynı zamanda mahallemizin de çok zengin bir sosyal donatı alanına sahip olmasına vesile olacağız. İki yönüyle aslında bir avantaj. Bir, o binadan vatandaşımızı kurtarıyoruz, yeni dairesine kavuşturuyoruz. O binayı da kenti de o binadan kurtarıyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla çocuklarımıza park, bahçe, okul alanlarını kazandırmış oluyoruz. Problemli alanlarımızdan, problemli bölgelerimizden bir tanesi buydu, donatı alanları. İkincisi de daha önceki depremlerde hasar almış. 2019'daki valiliğimizin yazısıyla da artık yıkılması gereken binalar diye tabir ettiğimiz orta hasarlı binalarımız var. Bunları da yine direkt bakanımızın ifadeleriyle, bak onu da bir videosunu şimdi paylaşıyoruz. Az hasar almış 158 binada yaşayan kardeşlerimiz var. Az önce bir ablamız, bizim binamız 99 depreminde hasar gördü ve biz ne yapacağız diyor. Ya biz vatandaşımızı bugüne kadar çaresiz bıraktık mı? Hiç açlığa çıkta bıraktık mı? Bırakmadık. Onlara da 158 binadaki bağımsız bölümü yarısı bizden kampanyasıyla dönüştürüyoruz. Ve vatandaşlarımızın evlerini onlarla birlikte yeniliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bakanımızın ifadesiyle bunları da yarısı bizden kampanyasını dahil ederek inşallah yenilemiş olacağız. Bu binalardan da inşallah kentimizi, şehrimizi hem maliklerimizin de yeni dairelerine kavuşacağı şekilde arındırmış oluyoruz. Bu vesileyle Bağcılarımızda vatandaşlarımızın katılımıyla hiçbir vatandaşımızın imarsal problemi ya da dönüşümsel problemi kalmıyor. Yarısı bizden kampanyasıyla çok cüzi imkanlarla Bağcılarımızın tamamı bu dönüşüm sürecinden faydalanmış oluyor. Biz bu hazırlıkları yaparken, yani bir yıl önce göreve geldik, geçmiş birikimlerimiz var belediye olarak ve kendi adımıza. Bu birikimlerimizle toplantılar yaptık, bir yıldır bu işi baş mesele ettik, bir noktaya getirdik, %90 noktasına bir deprem oldu. Deprem sonrası da gündemimizi hızlıca devam ettirdik. Bakanlık bir açıklama yaptı. Bizim bütün çalışmalarımız bir anda çok çok daha hızlı ortaya çıkabilir.
artık dönüşebilir hale geldi. Bu Yarısı Bizden kampanyası muazzam derecede aslında Bağcılar'a da yarayan bir kampanya. Aslında eliniz de güçlenmiş. Muazzam derecede güçlenmiş. Çünkü bu ekonomi olarak yani yarısını devletin verecek olması belki insan gücü olmayanın bile şartlarını zorlayıp bu işin içine entegre tabii, olabileceği bir plana benziyor. Ya devletimiz neden yarısı bizden diyor? Hı-hı. Biraz da bence buraya bakalım. Bakın bu ülke. Lütfen sonra soruları tamam. Sorarım. Bu ülke, bu ülke siyasi istismardan çok çekti. Cansu Hanım. Yani her konu istismar edildi bu ülkede. Bu alanların başında da kentsel dönüşüm geliyor. Bakın Cumhurbaşkanımız birçok eski ifadeleri depremden sonra yayınlandı. Yani yüreğini ortaya koydu. Eleştirildiği ama haklı olduğu konuların hepsi ortaya çıktı. Depremden sonra ortaya çıktı. Türkiye'deki sosyolojik kentsel dönüşüm algısı da depremden sonra bakın değişti. Önceden depremle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bir takım siyasi çevrelerin istismar etmesiyle acaba burada bir rant mı elde ediliyor? Acaba buradan bir şey mi çıkıyor? Bu toplumun işte evi elinden mi alınacak gibi söylemlerle kentsel dönüşüm engel olunmuştu. Hatay'da olunmuştu. Bakın o binalar yıkıldı. O binaların altında o konuyu istismar eden siyasetçiler kalmadı. O binaların altında gariban vatandaşlarımız kaldı. Bu işe destek vermeyen belediye başkanları kalmadı. Onlar hayatta. Hatay'da vesaire. Hepsi hayatta. Bu işi siyasi malzeme yapan genel başkanlar, şu anda Cumhurbaşkanlığı yardımcısı adayı şu an o genel başkanlar. Bir kısmı belediye başkanları, kentsel dönüşüme karşıyım diyen belediye başkanı, şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Bakın bunlar hayatlarına devam ediyor, gülüyor oynuyor. Hatta bu ülkeyi yönetme iddiasıyla şu anda sahadalar. Bu milletin yüzüne bakamayacak insanlar bunlar. Ben ne söyleyeyim? Bakın bu insanlar siyasi istismar etti bu konuyu. Bu insanlar istismar ettiği konuyla ilgili ilerleyemedik, az ilerledik. İşte bu binaların altında bizim gariban vatandaşımız kaldı. O yüzden bu işin artık pardonu kalmadı. Bu işin net bir iradeyle devam etmesi gerekiyor. Devletimiz de şunu dedi. Bakın dedi biz yıkılan binaları ayağa kaldırıyoruz. Şu anda dahi 3 ay daha dolmadı. Bakın Pelin 3 ay daha yeni doldu daha doğrusu. 3 ay dolmadan Ramazan bayramında evleri teslim edilen vatandaşlarımız oldu. Daha 3 ay dolmadan hemen devletimiz gitti evleri yaptı. Bakanımız, Cumhurbaşkanımız temeller attı. Beraber attık hatta birkaç tanesinde. Ben de bölgede çok aktif bir şekilde bulunmuş birisiyim. Her hafta mutlaka bir ya da iki günümü deprem bölgesinde geçiren bir belediye başkanı. Ve biz o bölgeyi ayağa kaldırıyoruz şu anda. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir yıl içerisinde büyük oranda orası ayağa kaldırılmış olacak. Fakat bunları deprem olmadan bu kaynakları aktarıyor devletimiz. İşte devletimiz diyor ki ya madem biz deprem oluyor, bu kaynakları zaten aktarıyoruz vatandaşımızı. Deprem olmadan da biz kaynak aktaralım. Vatandaşların canı yanmasın. Bu binalar dönüşsün. Kimsenin burnu kanamasın. Biz de kentsel dönüşümle İstanbul'u dirençli, aynı zamanda sosyal, kültürel her alanda güzel bir hale getirelim. Evet, o yüzden gerçekten. Bakın bu iradenin devam etmesi gerekiyor. Allah Cansu korusun Hanım. Gündemimizden düşmemesi gerekiyor. Gündemimizden düşmemesi gerekiyor. 99'dan sonraki gibi olmaması lazım. Gündeminden yani. Düşürmeyen siyasetçilerin de işin başında olması gerekiyor. Evet. Bakın İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili büyük büyük laflar eden bir belediye başkanımız var. Senede 20 bin konut yapacağım. 5 senede dönüşümü tamamlayacağım. 100 bin konut yapacağım diyen bir belediye başkanı var İstanbul'da. 5 senede ne yaptı derseniz 1500 geçmez. Dönüşüm süreci tamamlanmış. Biz Bağcılar'da bakın 1 senede daha fazlasını başardık. 1 senede ben göreve geldiğinden bu tarafa dönüşüm hikayesi başlamış. Bir noktaya gelmiş konut sayısı 4700. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 senede yaptığı toplam dönüşüm sayısı 1500. O yüzden bu iradenin dönüşümü destekleyen Cumhurbaşkanımızın iradesinin, bakanımızın iradesinin aynen devam etmesi gerekiyor.